Uygur Akademisi öncülüğünde ve dünyanın dört bir yanından Doğu Türkistan örgütlerinin işbirliğiyle İstanbul'da Uygurların maruz kaldığı soykırım ve var olma mücadelesi konulu bir konferans düzenlendi. 17-18 Eylül tarihlerinde İstanbul'da Green Park Otel'de gerçekleştirilen konferansa dünyanın her yerinde faaliyet gösteren kuruluşların yetkilileri, akademisyenler, Türkiye'deki siyasi parti temsilcileri katıldı. Toplantının ana gündem maddesi Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği soykırım suçlarıydı ve konuşmacılar buna karşı yapılması gereken çalışmaları tartıştı. Pekin yönetimi ABD Başkanı Joe Biden'ın bir televizyon programında Çin'in saldırması halinde ABD askerlerinin Tayvan'ı savunacağına dair sözleri nedeniyle Washington'ı protesto etti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısına yaptığı açıklamada Biden'ın adını anmadan beyanlar nedeniyle Washington'ın diplomatik kanallardan protesto ettiklerini bildirdi. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Tacikistan'da görüşme yaptı. Görüşmede 16 Eylül'de saat 16'da ilan edilen ateşkesin ardından askeri güçlerin geri çekilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için protokol imzalandığı bildirildi. Çatışmada her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti. Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya ortak kararla Rus vatandaşlarına Schengen vizesi vermeyecek. AB geçen hafta Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını 12 Eylül'den itibaren askıya alma konusunda uzlaşıya varmıştı. Ardından dört ülke yaptıkları ortak açıklamada Rus vatandaşlarına vize vermeyi tümüyle durduracaklarını duyurdu. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile New York'ta üçlü toplantı yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki ülke arasındaki çatışmaların durdurulması gerektiğine vurgu yaptı ve iki bakanı Eylül sonuna kadar tekrar bir araya gelmeye teşvik etti.